Evet selamlar sevgiler arkadaşlar bir VOD videosuna daha tekrar birlikteyiz. Uzun zamandır izleyici isteği videosu çekmiyordum. Bu o videolardan biri. Bir arkadaşımızın isteği üzerine bu videoyu çekiyoruz değil değil sürekli videoları yorum yapıyor sürekli canlı yayınlara da geliyor ve Escape from Tarkov videosuna yapmış böyle bir yorum niye bu Escape from Tarkov videosuna yaptığı hiçbir bilgim yok ama biz de bu videoyu çekeceğiz demiş ki değil değil abi video güzel emeğine sağlık what obje 257 videosu çekebilir misin biz de tabii ki çekeriz dedik ve videoya başladık Evet şöyle bir tanka baktığımızda aslında gövde olarak bize IS-7'yi anımsatıyor. Yani e, sanki bir defender havası da var tankta. Mızrak ucu bu bize ani saldırılarda, hızlı ataklarda büyük avantaj sağlayacak bir tasarım. Aynı şekilde bu tankın yan zırhı da çok fazla mermiyi absorbe edebilecek bir şekilde gördüğünüz gibi açılı yerleştirilmiş. Kule zırhını söylemiyorum bile, kulesini söylemiyorum bile. Buradaki komutan kapağı çok görünebilir bir komutan kapağı değil. Tankın en büyük zafiyeti zırh anlamında şu altı sanırım ama gördüğünüz gibi eğimli kulesi ve eğimli yanı ve mızır ucu tankı ciddi anlamda sürpriz sektirmelere doğru götüreceğe benziyor. Şimdi İsterseniz şöyle bir karşılaştırma listesine gelelim. Burada benzer tankları, aynı seviye tankların tamamını sınıflandırdım ve yapılandırdım. Ne demek yapılandırmak? Biliyorsunuzdur belki ama yine ben söyleyeyim. Burada mürettebatı %50'ye getirdim ve tüm donanımları standart en yüksek stok hallerinden çıkarıp en yüksek hallerine getirdim. Ardından da tankları burada karşılaştıracağız. Aslında çok fazla karşılaştırmaya gerek yok. Diğer tanklara göre özellikleri çok net ve belirgin bir şekilde önde obje 257 tankımızın. Şunu söyleyebilirim. Seviye 9'un en iyi tanklarından biri. Ne anlamda en iyi tanklarından biri? Komple en iyi mi? Hayır tabii ki. Ondan daha zırhlı tanklar var. Mouse ya da tespit etme özelliği ondan daha iyi olan tanklar var. VK gibi gibi sınıflandırabiliriz. Ama burada bizim bir genel geçer baktığımızda tanka kağıt üzerinde değil de alıp motoru çalıştırıp sahaya indiğinizde gerçekten diğer tanklardan çok oynanabilirsiniz bilir bir tank olduğunu görüyorsunuz. Ben hep o yüzden söylüyorum kağıt üzerinde evet ama bir yandan da bir Hı. motoruna basıp o tankı kullanmak gerekir diyorum. Şimdi tankın ortalama hasar 440, e, delmesi 248. Burada öne çıkan özellik dedik e, hem topu hem de dayanıklılığı arkadaşlar. Bu tankın kule zırhı muazzam. 350 milimetrelik bir kule zırhı var. Evet, diğer tankların da 250, 254, 254, 240, 290 gibi görüyoruz ama değerler 350'ye çıktığında ve bombeli bir kuleniz olduğunda, komutan kapağınız da görünmediğinde diğer tankların çok fazla önüne geçiyorsunuz. Gövde zırhı olarak belki yine diğerlerine göre düşük görünüyor gövde zırhınız. Fakat açı aldığında gövdeniz yine muazzam değerlere ulaşabiliyor. Hareket kabiliyetine baktığımızda gördüğünüz gibi yine 50 kilometrelik ileri hızı 15 kilometrelik geri hızı ile bizi birinci derecede hız deneyimini şaşırtan bir tank oluyor. Şöyle bir bendeki donanımlara bakalım. Ne takmışım size ne öneririm bunu anlatayım. Şimdi bir kere tankımızın gördüğümüz gibi nişan alma ve dağılım biraz kötü. Evet ağır tanksınız ama yine de mutlaka bu tanka destek gerekiyor bu anlamda. O yüzden size havalandırmayı tavsiye ediyorum. Bu tüm tankınızın tüm özelliklerine ve tüm yeteneklerine %5 verecektir. Ardından gelişmiş top yöneltme sistemini tavsiye ediyorum. Yine bu tankınızın nişan almasına %10 bonus verecektir. Nişan alma hızınız düşecektir. Ve bir diğer ürün ise top sürgüsü. Yine bunu da takarsanız daha hızlı yükleyebilirsiniz. Topunuz daha hızlı yüklemeniz demek daha fazla dakika başına hasarını arttıracağınız demektir tankınızın. Ortalama hasarı var. 248 diyor birinci mermi. Mermilere ekstradan geleceğiz zaten. Nişan alması 2.41 ve dağılımı da 0.37'ye iniyor tankımızın. Tabi buradan biz ekstra yönerge de kullanabiliriz. Burada havalandırma kullanabilirsiniz. Top yükleme sürgüsü kullanabilirsiniz. Nişan alma kullanabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ben havalandırma kullanıyorum. Tankımızın en önemli yeri dayanıklılık. Ama oraya gelmeden önce... Oraya gelmeden önce ben şu mermilerine gelmek istiyorum. İlk mermimiz sert başlıklı zırh delici mermi. APCR Gerçekten bu merminin de olması çok önemli merminin çıkış hızı 1259 metre bir saniye bu sizin topunuzun o nişanını vesairesine birazcık daha absorbe edebilecek bir değer güzel bir değer açıkçası hasarı 350 330 330'da 550 arası burada RNG'li hesaplıyor aslında ama ortalama 440 vuruyor topunuz. İkinci topumuz ise yine aynı 440 vuruyor fakat buradaki mermi hızımız çok ciddi bir şekilde düşüyor arkadaşlar. 700 metre bölü saniyeye kadar görüyorsunuz. Onun dışında dayanıklılığına geldim arkadaşlar. Bakalım dayanıklılık bölümünde neler var? 350 mm kule zırhı, 130 mm gövde, yan ve arka zırhı da 70 mm. 1900 cam puanımız var. Gayet iyi bir cam puanımız var. Hareket kabiliyeti gerçekten çok başarılı. Belki bu tankın en önemli özelliklerinden biri. Kule zırhı gövdenin hızraklı olması, gövdenin yan zırhlara sahip olması ve yine hızı. Azemi hızı 50 km ve azemi geri hıza ise 15 km olduğunu görüyoruz. Gizlenmelere falan gerçekten bakmaya gerek yok ama tespit edebilme özelliğinin de ciddi anlamda yüksek olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Şimdi gelin isterseniz bu tankın zırh şemasına, bu kadar övdüğümüz zırh şemasına bir de tank de bakalım. Evet tank GG'deyiz ve gördüğünüz gibi tank diyor ki beni delemezsin. Bu tankı söylediğim gibi yalnızca ön alt zırhından ve üstteki komutan kapağından delebilirsiniz bu açıda gördüğünüzde. Side scrap yapabilirim bir sorusu birazcık riskli bir soru çünkü böyle durduğunuzda şu açıdan çok rahat sektirebileceksiniz ama burası açıda olduğu için şu bölge çok rahat mermileri içinize alacaksınız. Bu bağlamda size side scrap pozisyonunuzu klasik pozisyon değil de aşağı yukarı şöyle bir pozisyon almanızı tavsiye ederim. Yandan gördüğünüzde merminiz buraya gelirse ya da taretin bazı bölümlerine gelirse sektirme şansınız var. Çünkü evet 130 mm ve yine sektirme ihtimaliniz olacak. Yani uzun lafın kısası arkadaşlar bir replayim yok fakat bu tank seviye 9'da en rahat oynayabileceğiniz, en keyif alabileceğiniz tanklardan biri. Buradan da söyleyelim seviye 9, obje 257 replay olan varsa atabilir. Onu da başka bir videoda inceler ve kısadan da obje 257'mizi anlatmış oluruz. Evet söyleyeceklerim bu kadar. Umarım değil değil için yeterli olmuştur bu anlatım. Videoyu burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bol RNG'ler efendim.